Cem TV ekranlarından hepinize merhabalar diliyorum. Hayırlı hafta sonları. Ekranları başında bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimize buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Dilek Çınar'la Hayata Dair programına bu haftada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ben çok fazla uzatmadan konuklarımı sizlerle hemen tanıştırmak istiyorum. Sevgili Nefes Polat bugün bizlerle birlikte. Bağımsız film yapımcısı kendisi. Birazdan kendisini tanıyacağız ve daimi konuğumuz tabii ki de Pınar Gürel, astroloğumuz burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun siz. Bizler de iyiyiz, çok şükür bomba gibiyiz. Güzel geldin, bir program hazırladık. İyi geçsin diyelim, hayırlı i̇nşallah, yayınlar diyelim. İnşallah, keyifli, keyifli sohbet. Aynen öyle. Nefes Hanım, izleyicilerimiz için öncelikle sizi bir tanıyarak başlamak istiyoruz. Hı-hı. Kimdir Nefes Polat? Sizi sizin dilinizden tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Ben yaklaşık 10 yıldır bağımsız sinema filmleri yapıyorum. Hı-hı. Kısa metraj, uzun metraj ve belgesel olmak üzere. Son yaptığım film Kumbara yeni vizyona girdi ve tamamladı vizyon gösterimini. Açıkçası hani siz sordukça böyle derinleşsin. 5 uzun metraj filmim var tamamlamış Hı-hı. olduğum. 2 yeni projem var. Hı-hı. Yaklaşık 3-4 kısa filmim olacak. Evet. Böyle. Nefes Hanım'ın bu arada Pınar pardon lafını bölüyorum. Nefes Hanım bu arada ödüllü bir yapımcı. Aynen öyle. Altın Portakal'da bir ödülü var ama birazdan kendisinden dinleyeceğiz zaten bunları. Pınar'cığım hemen sana geçmek istiyorum. Ben bu hafta neler konuşacağız biraz özetlemek istiyorum. Ondan sonra senden dinlemek istiyoruz. Ülkemiz için gökyüzü neler söylüyor. Burçlar için bir dolunay geliyor. Bunların burçlara etkileri neler olacak? Hepsini teker teker dinleyeceğiz senden ama 18 Ocak tarihinde Yengeç Dolunay'ı geliyor. Hı hı. Yengeç Dolunay ile birlikte baskın, manipülatif, kopuş ve zorlanmaları anlatan bir dönem de başlıyor değil mi? Doğru. Dolunaylar nelere işaret ediyor? Bugün bunları da konuşacağız. Hangi konularda arınmaya gitmeliyiz Dolunay'la birlikte? Dolunay'ın şanslı ve şanssız burçları hangileri olacak? Burçlar Salı günü Dolunay'dan hangi etkileri alacak? Bunların hı hı. tamamını seninle bugün konuşacağız. Ama senden ricam öncelikle ülkemiz için birazcık önümüzdeki hafta neler gösteriyor gökyüzü dinlemek isteriz. Şimdi Dilek, dolunaylar hangi olayları işaret eder, hangi etkileri getirir diye biraz başlamak Hı-hı. lazım. Dolunaylar gökyüzündeki o ayın yüksek ışığının hayatımıza yansıma şeklidir adeta. Dolunayın ışığıyla birlikte hiç ışık olmayan bir yerde bile olsanız, ormanlık bir alanda, pardon, o dolunayın ışığının rehberliğinde gerçekleri daha kolay görebilirsiniz. Mekanda, ortamda neler var algılayabilirsiniz. Dolunay zamanında da aynı o yüksek ışığın hayatımıza yansıdığı gibi gerçeklikleri daha net ortaya çıkaran, sırları ortadan kaldıran, geçmişte aslında belki kapalı kapılar ardında olan ama bizim haberdar olmadığımız fakat kadersel olarak artık öğrenmemiz ve yüzleşmemiz gereken olayları hayatımıza getiren göksel olaylar. Pınar, aslında en önemli olaylar değil mi? Dolunaylarda mı oluyor? Dolunaylar, yeni aylar ve tutulmalar. Tutulmalar Şimdi bir de. Şimdi dolunaylar ve yeni aylar her ay bir defa oluyor ama tutulmalar senede 4 ila 7 defa arasında Hı-hı. oluyor. Fakat bireysel anlamda da, ülkeler anlamında da, dünya olayları anlamında da o ayın ana senaryosu yeni ay ve dolunaylarla geliyor. Hmm. Şimdi bu dolunay neden zorlanmalı, manipülatif dedim? Çünkü dolunaya tam karşıdan Plüton'un keskin, gergin bir açı gönderdiği bir dolunaya hazırlanıyoruz. Salı günü tetiklenecek. Ancak etkileri bir hafta önceden başlar dolunayların, bir hafta sonraya kadar da devam eder. Aslında biz bunun enerjilerini almaya başladık Dilek. Yengeç burcunda olacak dolunay. Aile, ev halkı, ev konuları, yerleşim konuları, vatan konuları. Sadece evde demeyelim, mekanlarla ilgili. Yani bir gayrimenkulümüz varsa, dükkanımız, arsamız, onlarla alakalı olayları ve ailenin birliği, dirliği ile alakalı olayları gündeme getirecek. Günlerdeyiz aslında bir nevi. Hangi konularda arınma dersek, dolunaylar arınmalara işaret eder. Çünkü gökyüzünde
Güneş'in tam karşısında yerleşmiş evet. olur Dolunay. Aslında arınma demektir. Hayatımızda bize yük gelen, külfet gelen ne varsa çıkarmakta zorlandığımız, işte bugünlerde o kadersel olarak önümüze gelmesiyle birlikte birazcık kaotik olsa da, biraz psikolojik anlamda insanları sarsa da uzaklaşmalar, arınmalar çok mümkün. Bize zarar verdiğini düşündüğümüz her ne olgu, her ne kimse varsa onlardan uzaklaşmak, helalleşmek diyorum ben bir nevi. Helalleşmek için güzel günlerdeyiz. Mesela kötü alışkanlıklar, işte sigara olabilir, kilo olabilir. Bize zarar veren insanlardan uzaklaşmak gibi konularda çok güzel zamanlardır. Tamamen aslında hayatımızda bir temizlik, arınma temizlik, dönemi temizlik, az kesin, önce de belirttiğin kesinlikle. Gibi. Kesinlikle ve Dolunay'ın tam karşısında da Güneş Oğlak Burcu'nda bugünlerde. Her türlü sisteme geçmek, disiplinli, iradeli, farkındalığı yüksek halde hayatımızı yönlendirmek çok mümkün aslında. Süper. Nefes Hanım, sizin burçlarla bir bağınız var mı? Sever misiniz böyle astroloğu? Merak eder misiniz? Evet, meraklıyım açıkçası. Yani ay burcuma kadar biliyorum. Öyle mi? Evet. Harika. Arkadaşlarımdan da astroloji eğitimleri alan arkadaşlarım var. O yüzden böyle o sohbetlerin içerisinde de hani Merkür Retro'daymışın dışında da tutulmalarda, dolunaylarda birbirimize haber verdiğimiz de oluyor. Bir de bizim meslekte her zaman vardır. Yani bir astrolog danışmanınızın olması. Sözleşmelere imza atmadan önce onlara bir bakmanız. Öyle mi? Tabii evet. Şimdi imza atayım mı atmayayım mı? Hani zaman içerisinde yapılan... Hangi tarihler bizim için önemli daha değil mi? Hangi tarihte daha iyi olacak? Ne zaman çekimleri başlatalım? Ne zaman bitsin? Yani programlamamızda her zaman harika. Gökyüzünün varlığının bir bilinci. Yani bilmiyorum. Benim sosyal çevrem dediğim vardı. O yüzden ilgim, merakım var diyebilirim. Çok güzel ya Pınar. Artık astrologlar, yani astrolojiye göre insanlar yaşıyorlar biraz da hayatı, değil mi? Çok yayıldı, çok genişledi çok gerçekten. Fazla, evet. İş adamlarından tutun, işte sinema sektöründe olan insanlardan, modacı olan ama işine, yaşamına önem veren, bilinçle ilerlemek isteyen herkes aslında danışmanlık almaya başladı ve astroloji öğrenmek isteyenler de çok arttı. Yani çok, evet. İnkar edilemez bir gerçeklik sonuçta. İçinde bulunduğumuz dünyanın tek olmayışı, gezegenlerden ibaret, yani gezegenlerler evrenin bir parçası olarak yaşıyor olmamız ve birbirimizle olan ilişkimiz, bağımız. Benim merakım aslında o bütünlükten de geliyor. Yani sadece dünyada yaşamıyorum, bir evrenin bir parçasıyım ve bunu anlamak için yani kadim, neler bekliyor? Kadim hangi ilimler olmuş? Astroloji bunun bir parçası, yani büyük bir ilim sonuçta. O yüzden biz sadece bir parçacığıyla ilgileniyoruz. Hani faldan öte bir bilgim olduğunu söyleyebilirim. Peki birazdan Pınar belki Nefes Hanım'ın da işte burcuna göre değil mi? Şeyi bir kriterlerini yükselen sayabilirsin. Balık, Nefes Hanım yükselen balık, güneşi aslan, ay burcu ikizler. Her yayında çok şaşırmadan aslında bir şeyi gözlemliyorum. Bizim burada genelde kültür sanat üzerinden konuklarımızı ağırlıyoruz, sohbetler ediyoruz. Dilek en son genelde geçen hafta da burçlar, söylemiştim. Aslan hep boğa ve terazi veya yükseleni bu burçta olanlar oluyor. Mesela Nefes Hanım da aslan olduğunu görünce hiç şaşırmadım. Yükseleni balık. Balık da sinemayla çok alakalı bir burçtur zaten. Çünkü illüzyon demektir balık. Burada Plato'da bir değişiklik yaparak işte 1900'lerin başındaki bir... Ne diyorsunuz siz ona? Dönem. Filmini, dönem dizisini çekebilirler mesela. Orada da olmayan bir şey varmış gibi göstermek vardır. Balık tam da bununla alakalı zaten. Yükseleni de çok uygun mesleğine. Evet. Peki Nefes Hanım, şimdi biz sizin titrinizi yazarken bağımsız film yapımcısı dediniz. Yapımcı ile bağımsız film yapımcısı arasında ne fark var? Ticareten aslında finansal yapıda bir farklılık var. Yani ana akım popüler dediğimiz filmlerin yapımcılarının önüne bir senaryo geldiğinde onun kaç kişi tarafından izleneceğiyle başlar finansal olarak bütün süreci inşa etmesi, hesap kitap yapması. Biz bağımsız filmlerse kaç kişinin izlediğiyle ilgilenmeyiz. Tam buradan bağımsızlaşırız izleyici taleplerinden. Orada içeriğin potansiyelini üretebilmek için kaç kişi finanse eder. Kim finanse eder? Kiminle ortaklık kurularak yapılır? Bu film nasıl finansmanını oluşturur sorusunu sorarak ilerleriz. Yani biz
bunun şey gibi olmasın, hani baştan kimsenin izlemeyeceğine eminizden değil, izleyicinin talepleri içeriği etkilemesin. Biz yaratıcıların taleplerini sonuna kadar gerçekleştirebilelim diye film yaparız aslında. Biraz şey Don Kişotluk bu. Yani böyle, böyle şeylerle, yani yerdirmenlerle savaş vermek gibi özellikle günümüzde. Ama böyle bir farklılık var. Yani popüler olan değil, içerik açısından alternatif olanı üretiyoruz aslında. Peki bir yapımcı olarak bu filmleri, dizileri, sinemaları da sizinle konuşmak istiyorum açıkçası. Şimdi günümüz dizilerine, işte filmlerine baktığımız zaman hep bir kadına yönelik şiddeti anlatan işte vurdulu kırdılı filmler genelde. Sizinkiler, özür diliyorum, biraz daha tabii filmleriniz buradan ayrışmış bir durumda. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu durumu? Yani burada yapımcı olarak, yani kendi yapımcılığım üzerinden anlatayım örnek olsun diye. Çünkü genelleyemem, her bağımsız film yapımcısının kendi kriterleri ve çalışma pratikleri, tercihleri birbirinden farklı oluyor. Bir parmak izi, bir butik bir durum var aslında o üretimde bizde. Ama nefes olarak ben her zaman çoğulcu bakmak istediğimi söyleyebilirim. Yani kadın karakterlerin çoğunlukta olması değil, var olması. O kadın karakterlerin birbirleriyle erkekler dışında herhangi bir başka sohbet edebilmeleri ya da çocukların var olması gibi çoğulcu karakter tercihleriyle, yani hayatımızın bütünlüğünü gösterebileceğimiz, yansıtabileceğimiz hikayeler okuyor muyum sorumla ürettiğimi söyleyebilirim aslında. İlk filmin Pelin Esmer'in İşe Yarar Bir Şey ismindeki filmdi. Orada iki kadın karakter vardı, iki başrol vardı. Öykü Karayel ile Başak Köklükaya oynuyordu, Yiğit Özşener vardı. İkinci filmim Sibel'de Damla Sönmez başroldü ve ıslık diliyle iletişim kuran, yani şey olan, sağır, yani konuşamıyor olan, o yüzden sadece ıslık diliyle iletişim kuran Karadeniz'deki bir karakteri canlandırıyordu. Ve hani onu Adana'da en iyi film ödülü aldığımız zaman bize şöyle bir ödül açıklaması vermişlerdi. O beni çok mutlu etmişti, yani böyle bir film yapmak diye. Bu dönemde kadınların erkekleşmeleri üzerine bir film anlattığınız için, yani feminist bakış açısıyla üretiyorum diyemem ama o pratikle soru soruyorum hikayelere diyebilirim. Yani sadece feminizmin birinci dalgasındaki gibi erkeklerden nefret ediyoruz değil, kadınların da eril şiddete teşne oldukları, bunları bir araç olarak kullandıklarını anlatabilmek. Yani sorunun 360 derece sorulabiliyor, tartışılabiliyor olması hikayelerimi seçerken, yapma şevkimi arttırırken benim için en önemli kriter aslında. Ondan sonra mesela Kumbara'ya döndüğümüzde, Kumbara bir babanı, orta sınıf bir baba karakterinin öyksünü anlatıyor. Onu soracaktım aslında. Kumbara ile beraber bir ödülünüz de var. Evet. Konusunu birazcık anlatabilirseniz. Tabii. Orhan isminde orta sınıf bir karakter, mali sorunları yüzünden yatalak bir annesiyle birlikte yaşarken baba rolünü yavaş yavaş adım adım kaybetmeye başlayıp en sonunda annesinin ölümüne hastanede göz yumar. Yani ölmek üzereyken ona müdahale etmeyip ölmesini diler hale geliyor. Ve filmin en başında annesinin ölümüne tahammül edemeyeceğini, asla bunu hayal edemeyeceğini gördüğümüz sevimli, sevgi dolu, ailesini koruyan, kollayan bir karakterin filmin sonunda annesinin ölümüne kayıtsız kalması halini aslında toplumun sorunları üzerinden küçük örneklerle anlatıyor karakterin yolculuğunu. Yani orada da mesela bizim için şey çok önemliydi. Bir erkek karakteri anlatıyoruz ama o erkek tek başına yaşamıyor. O bir ailenin bir parçası. Orada bir başka, yani bir anne var. Anne rolünü oynayan bir kadın var. O kadının kendi hayatı var mı? Kendi hayalleri var mı? Ailesinden bağımsız arzuları var mı? Kendisi için bir adım atabiliyor mu? Bence Gülçin Kültür Şahin oynuyor. Gülçin'in de yani muhteşem yeteneğiyle Ayfer karakterine verdiği o hayaller, kendine ait hayaller. Filmin içerisinde şey görebiliyorsunuz, yani kendi yemeklerinden çok memnun. Hani olur ya böyle şey, kermes anneleri. Kermes düzenleyen bir anne ve yemeklerinin bu kadar iyi olmasıyla bir ticarete atılabileceğini hiç düşünmüyor. Ama Kumbara'da
Bir kermes düzenledikten ve o başarıya ulaştıktan sonra bir teklif alıyor. Bir teklif aslında. Alıyor ve yemek pişirmeye başlıyor. Hı-hı. Ve kocasının o mali çöküşüne destek oluyor. Yani Hı-hı. bu gündelik hayatta da çoğunlukta da yani kadınların ailedeki konumları evet. ve nasıl diyeyim çözümleri ve üretimlerini göz önüne getirmek için bir çabamız aslında. Evet. Aynı zamanda çocuğun da bir arzular dünyası var, talepleri var, istekleri var. Bunları da sanki bir tipmişçesine işte ailenin de bir çocuğu olur gibi değil. Onun isteklerini görebildiğimiz, içine dalabildiğimiz şekilde izliyoruz Kumbara'da. Aslında gerçek hayat hikayesinden işte toplumu ilgilendiren sorunlar aslında dile geldiği için daha da fazla değil mi? Talep gören bir film haline geldi. Finansman sürecinde evet. Yani mesela Blue TV diye dijital bir yayın evet. kanalımız var biliyorsunuz. Blue TV'nin ön alım yaptığı ilk film oldu. Çünkü senaryoyu okuduğu zaman o dönemki işte uygulayıcı executive producer Blue TV'den şey diye telefon açtı. Yani okudum ve yaşıyordu bu senaryo. Yani umarım potansiyelini yerine getirirsiniz ama ben yazımının içerisinde, hayatın içerisinde kayboldum o senaryoda. Yani bir senaryo okuduğumu unuttum diyerek. Ön alım yapmışlar. Zaten ben şey düşündüm Nefes Hanım'ı dinlerken, bu bağımsız film yapımcılığında senariste inanılmaz bir özgür alan evet. bırakılıyor. Yani düşünebiliyor musun o popüler trendleri verme kaygısı olmadan sadece kafandaki düşünceleri somut hale dökebileceğin bir fırsat bu aslında. Ya, otosansür yok diyemem. O vardır. Olmak zorunda. Çünkü içinde yaşadığımız sistemde gerçekten neyi satabiliriz, neyi satamayız diye düşünüyoruz biz. Hani bağımsız film üretirken de. Ama bunu en yani minimalize etmek, en alt yani öyle değil de böyle söylersek diyerek düşünmek. Yine de söylediğimizin arkasında durup üslubunu değiştirerek yapmak hani gayemiz. O yüzden senaristlerin özgür alanında biz yaratıcı yapımcı olduğumu da söyleyebilirim, öyle de bakabilirim. Birlikte ürettiğimiz süreçte ben çok soru sorarım mesela. Yani hani bezdirecek kadar. Hani o işte şeyi bile sorarım, yani cinsel hayatını düşündük mü mesela? Arzularını düşündük mü? Ne yediğini, ne yemekten hoşlandığını, o karakterin bamya sevip sevmemesi beni ilgilendirir mesela. Ay burcunuz da ikizler. Çok özür dilerim. İkizler zaten yazarlıkla alakalıdır. Sizin yok mu senaristliğiniz? Ya, işte lise zamanlarında çok öyküler yazdım ama sonra yapmak beni daha enterese etti. Yani Nefes Hanım ailede var mı? Sanat. Sinemayla, sanatla ilgilenen? Hayır. Siz nasıl peki ya aslında, yani yapımcı aslında, olmaya karar verdiniz? Ya çok teknik bir yerden çok önemli bir şeyde departmanda bir kuzenim olduğunu söyleyebilirim. Şu an Norveç'te çalışıyor. O da bir yapımcı ama o görsel efekt yapımcısı diyebilirim. Yani Sütaş'ın konuşan ilk ineğini yapan kuzenimdir Sinan Ura. Ama onun dışında sinemayla ilgilenen kimse yoktu. Yani annem çok kültürel olarak birikime önem veren birisidir. Babam da öyle. İkisi de zaten işte siyaseten çalışan, üreten insanlar. Ama sanatçı olmak ve sanat üretiminde olmak açıkçası beni ne okuyacağımı bilmediğim bir dönemde, işte üniversite sınavında derece yaptığımda okulların tanıtım broşürleriyle karşılaştığım bir tanıtımda buldum yani kendimi orada. Ben satış pazarlamacıyım. 10-11 yıl satış pazarlama yaptım Philip Morris'te. Ardından markaları sizden rica vermeyelim. Öyle mi? Öyle evet. mi? Çok, şirketin ismi olduğu için ne diyeceğimi bilemedim. Pardon. Bir sigara üreticisi firması. Tamam. Teşekkürler. Evet aynen bu dediğimiz gibi biz de üslubu böyle değiştiriyoruz. Yani ismini böyle söylemek. Satış pazarlama yaptım. Ardından da üniversiteye girdim. 2 yıl tarih okudum. Sevmedim. Değiştirmem lazımdı. Ne okuyacağımı bilmiyordum ve derece yapmıştım. Bütün üniversitelerden broşürler geliyordu, burada oku, şurada oku diye. Bilgi Üniversitesi'nin sinema bölümünün tanıtımını Fatih Özgüven yapıyordu. Fatih Özgüven tanıdığım en iyi sinema yazar eleştirmenlerinden ve tarihçilerinden biri. Onun anlatımları beni büyüledi. Sinemayı merak ettim. O ilgim oldu. Yani disiplinlerle, birbirinden farklı disiplinlerle tek bir ürün üretmek. Ona merakımla başladım aslında sinemaya ve yapa yapa yani ürete ve eğitilerek. Ve şey yaşınız da çok genç. Çok hani genç. Buna rağmen bu kadar aslında başarılı işler yapmış olmanız sebebiyle ben sizi tebrik ediyorum. Onu aslında. Siz söylersiniz biraz bilmiyorum. Azim ne tarafıma düşüyor benim gezegenlerde ama yani her zaman var evet. Evet hem yaşı çok genç hem 3 yaşında Allah bağışlasın bir evladı var onu evet. ortaya çıkarmış. Biraz bal geceden de konuşabiliriz. Tabii. İsmi bir defa çok güzel. Evet, bal gece. Yani
ben çok aşina olmadığım bir isim. Ben de niye Doğal Gece? Ya Gece ismini koymak istiyorduk eşimle birlikte, çocuğumuz olursa, tanışmamış olduğumuz zamanlarda hani ne koyardık dediğimizde ikimiz de hep Gece ismini düşünmüşüz. Ama bir ön isim koymak istiyorduk açıkçası ve ne olacağını bilmiyorduk. Gece doğduğu zaman bal gibi sapsarı böyle küçücük tüylerle doğdu. Bu çocuk bala benziyor diye ya doğumuyla geldi ismi. Sonra da çok sevdiler kreşte de. Çocuklar söyleyebilir mi söyleyemez mi, arkadaşlarıyla anlaşacak mı anlaşamayacak mı diye düşünürken kreşten şey dediler, siz Gece diyorsunuz ama biz Bal Gece diyoruz burada. Hmm. Lütfen Bal Gece deyin. Biz de evde sonra Bal Gece demeye başladık. Bal ayrı, Gece ayrı, ayrı yazılıyor evet, diye. Evet. İlk adı söyleniyor ya. Güzel bir isim olmuş ama Bal çok Gece. Çok güzel. Bir defa çok orijinal bir isim çocuk. Girdiği her ortamda bir kendini fark ettirecek kesin. Bir de anne babanın mesleğine de aşinaymış. Evet, film yapmak istiyor kesinlikle. Babada da mı? Evet, sanatla eşim de prodüksiyon açığı, yani mekan sorumlusu ve uygulayıcı yapımcı olarak çalışıyor. Hmm. O da çok çok uluslu projeler yapıyor. Yani Türkiye, Amerika, Türkiye, İtalya, Fransa öyle çalışıyor. Ben bir soru sormak istiyorum evet. Nefes Hanım'a. Sizin izninizden gitmek isteyen gençler olabilir bizim yayınımızı izlerken. Sizin işinizin bana göre, ben dinlerken bende öyle bir algı oluştu. Sponsor bulma aşaması zannedersem biraz daha... Meşakkatli bir süreç. Uzun bir süreç. O görüşmeleri, anlaşma noktasına gelme aşamalarını nasıl geçiriyorsunuz? Veya kemikleşmiş sponsorlarınız var her projenizde, hep sizi takip ama edenler. Maalesef öyle değil. Ama bir endüstri var, yani bir market var. Film festivallerinin yanında aynı zamanda film marketleri de var. Böyle fuar gibi düşünün. Hani fuarda üretmek üzere olduğunuz bir ürünü işte taslağıyla anlatırsınız, satmaya çalışırsınız ya. Film marketlerinde de biz aslında başvurularımızı, ya başvuracağımız, o görüşmeleri başlatacağımız bütün materyalleri bir dosya haline getiriyoruz. Ve marketlerde potansiyel ortaklarımızla bunları konuşuyoruz. O yüzden film marketlerinin farkında olmak, onları takip etmek ki zaten ilgileniyorlarsa bence biliyorlardır da. 2013 yılıyla Türkiye'ye giren bir terim var, pitching diye, sunum yapmak üzerine. Böyle çok kısa bir sürede, yaklaşık 3 ile 5 dakika arasında koskoca bir uzun metrajın bütün hikayesini karşınızdaki insana satılabilmek üzere anlatmak demek bu. Ben pitching eğitimleri de veriyorum. Bu biraz kendiyle barışık olmak, ürettiği ürünün arkasında durmak, onun nasıl diyeyim, her yönüyle tanımak. Olabilecek zayıf taraflarını bilerek oradan gelecek sorulara hazırlıklı olmak. Tabii. Yani bu uzun bir çalışma süreci aslında. Masa başı çalışması. Yönetmen, yazar ve yapımcı olarak işte ikna etme başı. Sanatı gibi aslında. Kesinlikle. Bir nevi. Siz de zaten 10-11 sene pazarlama sektöründe dünya devi bir firmada çalıştığınız için oradan da sizin bir olabilir yani motivasyonunuz evet, vardır. Bir şekilde oradaki deneyimleri buraya aktarmış olabilir. Tabii. Pazarlamada olması. Olabilir. Şey biraz sorundur. Yani genelde yönetmenlerin sahneye çıkması ve projelerini anlatması aman tanrım yani böyle şey hani zaten ben bu mesleği senaristler de böyle. Zaten ben bu mesleği kimseyi görmek istemediğim için, hayal dünyamı kağıda dökmek istediğim için yaptım. Şimdi çıkıp bir de filmi mi anlatacağım? Bir de onu mu satacağım? Orada bizde böyle bir kişisel gelişim, danışmanlık vermek gibi küçük bir alan açılıyor diyebilirim yani. Özdeğer yani hani öyle evet ittirmek ittirmek için sahnede kendini güvende hissettirmek için. Yani işimizin öyle bir tarafı da var. Çalıştığımız herkesin motivasyonunu bir arada tutmak için, takip etmek, dostluk kurmak, ilişki kurmak. Yani ister istemez bir aile olarak üretiyoruz birlikte. Seçtiğimiz ailelerimizle iş yapıyoruz diyebilirim. Yani önümüze bir eser geliyor mu Dilek değil mi? O gelene kadar tabii, arka geçilen sancılar kaç senedir hazırlık ve bitiş arasındaki süreç? Yani optimumu. Talep edileni 3 yıldır. Hakkını versin, üzerine etraflıca düşünülmüş olsun, testleri yapılabilsin diye. Ama 5 yıla çıkabilir, 6 yıla çıkabilir. Yazım çok yalnız bir süreç. Yani yazmaya başladıktan sonra bir yapımcıyla buluştuğu süre 3 yıl, 4 yıl geçmiş olabilir. Onun üzerine bir yapımcıyla çalışmak bir 4 yıl daha sürebilir. O yüzden bir proje 8 yılda olduğunu söyleyebiliriz. Ama optimumu 3 yıldır. Şimdi yeni başladığımız bir projemiz var. Gayri resmi bir ailenin pek müşterek hikayesi diye. Fehmi Öztürk, Fehmi de bir dizi yönetmeni. Salamis, Ayşegül Şentu ile birlikte yazdıkları. Yani bir mesela kısa film olarak başlamış. 1,5 yıl çalışmışlar kısa film olarak ve sonra uzun metraja dönmüş. Ve 1,5 yılın sonunda yani 2 yılın sonunda biz birlikte
yeni başladık. Yeni teaser çektik. Ben de bir 3 yıl öngörüyorum minimum. Ki bu yolculukta ölçüyorsunuz da, yani finansmanın gelip gelmeyeceğini, sunumların tabii ardından ilginin ne olduğunu, eleştirinin ne olduğunu, bazı fikirler vardır. O dönem yapamazsınız. Mesela mülteci hikayelerini yapabildiğimiz dönemler, artık bunlardan sıkıldık, başka yeni bir şey anlatalım, biraz nefes alalım dediğimiz dönemler. Yani içeriği çok hassas olan, konusu çok önemli yerlere dayanan şeyleri de veya ekonomik konjonktür bir anda değişir, sizin tabii sponsorluklarınız belki değişkenlik durumuna geçebilir. Onların kolay da modası değil var diyebilirim. Yani biz de hakikaten trendlerle üretiyoruz. Yani ciddi bir süreç var, kolay ciddi değil bir emek var. Evet, kolay değil gerçekten. Ama Nefes Hanım o kadar mütevazi ki, öyle anlıyorum ben. Sen sorduğunda hiç Altın Portakal ödülünü söylemedi bile kendisi. Birazdan geleceğim. Başka ödülleri de var Altın Portakal dışında. Onları birazcık açmak istiyoruz yani. Konuşmak istiyorum. Peki Pınar'cığım, hemen sana dönüyorum. Tamam. Şimdi ülkemiz için hemen kısa bir özet geçelim. Reklamlara mı gidiyoruz? Peki. Reklamlara gidiyormuşuz. Peki. Birazdan devam edeceğiz. Efendim, sizler çayınızı kahvenizi yenileyin. Biz kısa bir aranın ardından burada olacağız tekrar. Evet, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bağımsız film yapımcısı Nefes Polat ve Pınar Gürel burada. Pınar'cığım, şimdi ülkemiz için önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Birazcık özet rica edeceğim senden. Şimdi Dolunay önümüzdeki haftaya damga vuracak zaten. Ayda bir defa oluyor Dolunay. Açıkçası Türkiye için zorlu bir hafta olduğunu söylemek zorundayım. Ülke haritamız keskin etkiler alacak. Aa, ne kadar şaşırtıcı. Ben daha önce bir iki hafta önce de belirtmiştim, bu 18 Ocak Dolunay'ında eve kapanmalar yeniden gündeme gelebilir diye. Gerçekten Dolunay'a geldiğimiz günlerde vaka sayıları çok fazla arttı. Bir dakika, arttı. Kapanmalar mı olabilir yani? Olabilir, olabilir. Yani bu bir olasılık tabii ki. Ama benim de son takip ettiğim 83 bine falan çıkmış çok, vaka çok sayıları. Çok fazla, evet. Biz geçen sene kapanmaları yaşarken bile bu kadar çok vaka sayısı yoktu. O tarz bir enerji olabilir. Onun dışında da açıkçası ülkemizin sert iklim şartlarına maruz kalabilmesi ve siyaseten açık düşmanlık, biraz böyle soğuk savaş tarzında enerjiler gündeme gelebilir. İktidarı açıkçası biraz zor bir hafta bekliyor direkt. Onun dışında muhalefet kanadında da bir siyasetçinin el çektirilmesi siyasetten veya zorlanmalı sağlık anlamında da enerjiler gündeme gelebilir. Dolunay plütonik olacak dediğim gibi. Ankara için çıkartıyorum ben her zaman burada anlatırken haritaları. Yükselende akrep var. Bu da demektir ki maddi konular çok ön planda. Güç savaşları, krizler, değişip dönüşebileceğimiz bir dolunaya da giriyoruz aynı zamanda. Ve maddi konularda yanılgılara, planların tam bizim düşündüğümüz gibi ilerlememesine, verilen sözlerin tutulmamasına, mesela bu dolunayla beraber en çok bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve dolunayla birlikte de aşk hayatında bir partner olan izleyicilerimiz için söyleyeceğim ve ebeveyn olan izleyicilerimiz için hem aşkla alakalı harcamalar artabilir. Şimdi aşkla alakalı harcamalar nasıl artar diyebilir izleyicilerimiz. Partnerle yalnız kalmak için, bir iki günlük kendimize zaman ayırmak için bir yerlere gitmek isteyebiliriz. O sonradan maddi anlamda bizi zorlayabilir. Ve çocuk sahibi olanlar için de çocuğun da masraflarının artacağı, çocukla alakalı birazcık daha harcamalarımıza yöneleceğimiz de bir haftaya giriş yapıyoruz açıkçası. Peki, ben hemen WhatsApp numaralarımızı da vermek istiyorum. Gerçi altta yazıyor ama 0530-848-13-12'den 0530-848-13-12'den Nefes Polat'a ve Pınar Gürel'e sorularınızı ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Şimdi Pınar, hemen ilk burcumuzla başlamak istiyorum ama öncesinde bir şey soracağım. Geçtiğimiz hafta birkaç astroloğu dinlediğimde 2022 yılının sağlık adına, tabii daha doğrusu sağlıktan ziyade iş bulma problemleriyle çok fazla karşılaşılacağını anlattılar. 2022'de böyle bir şey yaşayacak mıyız yani bu yıl içerisinde? Tabii. Gerçekten işsizlik büyük bir problem mi? Tabii tabii, yaşayacağız direkt. Ben zaten 2022 burç yayınımızı yaptığımız o yılbaşı günü de yayında söylemiştim. 2022'nin başından 2023'ün ortasına kadar tüm dünya zaten para üretmek, çalışmak, bu alanlarda önemli deneyimleri yaşayacaklar.
Kimin yanında olduğunuza, kimle çalıştığınıza, kimle ilerlediğinize dikkat edin demiştim. Belki hatırlarsın. Etik olmayan para kazanımları, etik olmayan ilişki süreçleri de yaşanacak. Yani bu dönemde açıkçası biraz maddi anlamda da insanlar belki bugüne kadar deneyimledikleri para kanallarının dışına da çıkabilirler. O alanda zorlanmalar olabilir. Biraz gayri resmi taraf belki, bilemiyorum. Yani bu anlamda da bir değişkenlik gösterebilir. Ama 1,5 sene boyunca üretim, beslenme, para, ki astrologlar o yüzden dünyanın tarım imkanlarında da düşmeler olabilir, kıtlık enerjisine girebilir diye hep söylüyoruz. O tarz bir senaryo geliyor. Yani 1,5 sene boyunca. Neyse ki doğru olandan, etik olandan ayrılmamak lazım. Yani önemli olan o. Sabrı deneyimleyeceğimiz, sabretmeyi, doğru olanı, helal olanı deneyimlememiz gereken. Ancak bu yoldan gidenlerin 1,5 yılın sonunda daha yükselişle çıkabilecekleri bir döngü başlıyor. Çalışanla çalışmayan, hak edenle hak etmeyenin farkını kısacası hepimiz göreceğiz. Öyle yani ki. Peki zorlu bir süreç olacak ama yine de bu bir tabii ki bir olasılık. Umuyorum iyi şeyler olsun. İnşallah. Ülkemiz adına da iyi, herkes adına İnşallah. İyi şeyler olsun diyelim. Peki ilk burcumuzla başlayalım mı Pınar'cığım? Peki tabii ki. Hatta koçu, boğa, ikizleri, üçünü birden istersen lütfen. Sevgili koçlar, yükselen burcu ve ay burcu koç olan izleyicilerimiz, sevgili koçlar, yengeç dolunayı, ev, aile, aile yaşantınız, belki gayrimenkul anlamındaki yatırımlarınız alanında gerçekleşecek. Dolunaylar arınma. Gökyüzünden bize gelen mesajları iyi okumamız gerekiyor. Koç ve yükselen koçlar, önümüzdeki hafta olan dolunayla birlikte eviyle, yaşam alanıyla, aile bireyleriyle alakalı uzun zamandan beri belki de düşündükleri bir takım kurguları sonlandırma, nihayete erdirme şansı bulabilirler. Bir alım, satım, kiralama, ev değişikliği, yer değişikliği veya aileden giden birileri yer değişikliği yapabilir. Sağlık anlamında aile büyüklerinizin sağlığıyla alakalı da daha fazla ilgilenmeniz gereken bir dolunaya giriş yapıyorsunuz açıkçası. Çalışan, kariyer hayatı olan koçlar bu hafta biraz kariyerde kendilerine hafif sıkışmış, hafif darlanmış hissedebilirler. Özellikle patronunuz, müdürlerinizle olan ilişkilerde ilişkilerin bir anda gerginlik aşamasına gelme ihtimali olduğu için daha sağduyulu ilerlemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Sevgili boğalar, yükselen burcu ve ay burcu boğa olan izleyicilerimiz. Şöyle yapalım Pınar'cığım. Sen koçu anlattıktan sonra ben de bir özet geçmek istiyorum. Tabii. Dedin ki koçlar ve sevgili yükseleni ay burcu olan. Koç olanlar. Evi ile yaşam alanı arasında uzun zamandır takip ettikleri bir konuyu sonlandırma aşamasına gelecekler. Sağlık konusunda aile bireylerinin sağlık konusuna dikkat etmeleri gerekiyor dedik koçlar için. Kariyerde bir sıkışma, daralma olabilir. Sağduyulu olmalarında koçların fayda var dedik. Evet. Doğru. Şimdi boğalarla devam edelim. Sevgili boğalar, yükselen burcu ve ay burcu boğa olan izleyicilerimiz. Eve, ailenize, yerleşim konularınıza ait düşüncelerinizin çok yoğun olduğu, bir şeyleri artık tamamlamak istediğiniz, sona erdirmek istediğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Aslında belki geçen hafta bile bunun etkilerini almış olabilir sevgili boğalar. Evinizde ya da iş yerinizde bir değişiklik, evin içinde aileyle beraber ortak düşünceler, kararlar, ailenizi ilgilendiren önemli bir imza yürürlüğe girebilir açıkçası bu hafta. Kardeşlerinizle, akrabalarla, yakın çevreyle olan ilişkilerinizle de aidiyet duygusunu, birliktelik duygusunu çok net hissedeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Önemli kararlar, imzalar vücut bulabilir dediğim gibi. Yalnız ilişkilerde, özellikle iletişim tarafında insanlarla birlikte size önemli gelen, sizin sevdiğiniz, her daim birlikte olduğunuz insanlar kim varsa, en yakınlarınızla bile İletişim anlamında gerginliklere, kopuşlara veya ortak hayat görüşlerinde, ideallerde toplanmak konusunda zorlanmaya işaret eden bir dolunay bu. Kimlerle birlikte hangi yola çıkacağınıza çok iyi karar vermeniz lazım. Tabii ki ilişkisi iyi devam eden her boğa belki de bir ilişkide iletişim krizi yaşamayacak ama artık sona yaklaşan, hani tabiri caizse çürümüş, sonlanmaya yaklaşmış ilişkilerle alakalı da
tamam mı devamı alacak burçlardan bir tanesi de boğalar olacak. Yani yine aslında bir karar verme aşamasında olacaklar değil mi? Tabii. Bir kararı sonlandıracaklar tabii. Sevgili boğalar. Boğalar ve yükselen boğalar için sevgili astroloğumuz Pınar Gürel, eve, ailenize, evde ve ailenizdeki düşüncelerin yoğun olduğu bir evet, hafta doğru. bizi bekliyor dedin. Tamamlamak ve sona erdirmek ile alakalı verdiğiniz kararların son bulacağı bir haftaya giriş yapıyoruz dedin. Aileyi ilgilendiren önemli bir imza yürürlüğe girebilir dedim boğalar için. Aileyle birlikte önemli kararlar var. Ortak verilecek kararların olacağına işaret ettin. Kimlerle birlikte hangi yolda yürüyeceğinize dikkat edin dedin sevgili boğalar için. Bir şey için. Daha ekleyeyim tabii sevgili ki. Dilek. Öğrenci olan, eğitim hayatı olan boğa ve yükselen boğalar da eğitim hayatlarıyla alakalı bir sona gelebilirler bu hafta. Yani mesela benim kızım da bir yükselen boğa. Dönem bitti. Dönem bitirme arada sınavına tatil. Girdi. Yeni bir döneme başlayacak. Boğalarda biraz zorlanmalı eğitim hayatlarıyla alakalı ama tamamlanma aşaması orada da gelecek. Zaten dolunaylar ay ve güneş karşıtlı olduğu için hep bir karar verme haftası. Şimdi onu söyleyecektim aslında. Her burçta farklı. Büyük farklı. Bir ihtimalle anlatacağım bütün burçlarda bir karar aşaması. Tabii. Yani bir tamamlanma sonlandırmadan bahsedeceksin. Doğru. Bu da dolunayla mı alakalı diyecektim. Dolunayla alakalı. Kesinlikle. Peki boğalar dedik ki eğitim hayatında da yine bir tamamlanmaları, bir süreci bitirecekler. Yeni bir süreçle alakalı bir karar verme aşamasına doğru. gelecekler. Peki ikizler burcuyla i̇kizler, devam edelim. Sevgili ikizler, yükselen burcu ve ay burcu ikizler olan izleyicilerimiz maddi konuların ön planda olduğu, maddi anlamda tamamlanmaya geçeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili ikizler burçları. Özellikle bir tapusal işlem veya aileden gelen bir para bu hafta ikizler burçlarının gündemine oturabilir açıkçası. Maddi anlamda harcamaların da artabileceği veya beklenilen paranın bu aile ya da tapusal işlemden dolayı gelebilecek beklenilen parada bir gecikme ikizler ve yükselen ikizler burçları için mümkün. Harcamalarda her zamankinden birazcık daha disiplinli ilerlemekte fayda var. Dışarıya bağımlı olduğunuz para kanallarınız varsa banka kanalı olabilir, birinden borç almışsınızdır, onun geri ödemesi olabilir gibi. Onunla alakalı da bir yeni bir senaryoya geçiş, belki bir değiştirme, dönüştürme isteği, bir revizyon isteği ikizler ve yükselen ikizler burçlarının gündeminde olacak. Bu hafta bütün algınızı, bütün zihninizi para konusunda güçlenmeye, kendinizi maddi anlamda iyi hissetmeye harcayacaksınız. Bu anlamda gökyüzünden size bir şans var mı? Var. Özellikle demin söylediğim gibi bir tapusal konuyla alakalı veya aile kanalından gelecek bir parayla alakalı karar verme, tamamlanma haftası ikizler burçları için. Peki ikizler ve yükseleni ikizler olan burçlarımız için parasal konuların ön planda olacağı bir haftaya giriş yapıyorlar. Parasal konularda bir güçlenme söz konusu dedim Pınar'cığım ikizler burcu için. Maddi konular ön planda, tapusal işlemler, aileden gelen bir para yine ön plana çıkıyor dedin. Harcamaların arttığı bir haftaya giriş yapıyor ikizler burcu. Dışarıya bağımlı para kanallarıyla alakalı da yeni bir senaryoya geçiş olacak. Evet, ama parasal revizyon. Konular önemli verecekleri bir karar olacak var. Değil mi? Doğru. İkizler burcu için. Doğru. Peki Pınar'cığım, diğer burcumuza geçmeden önce söyleyeceğin herhangi bir şey var mı yok, ikizlerle alakalı? Yok, çok güzel alakalı. Özetliyorsun. Tamam. Şimdi... Hatta önümüzdeki hafta Pınar şöyle yapalım. İzleyicilerimiz için daha da iyi olur. Konu başlıklarını ekrana da vermiş olalım. Hangi burcumuzda hangi önemli konular gerçekleşecek bunu da ekrana verirsek daha iyi izleyicilerimiz tamam. oradan takipte bulunabilir. Hemen nefes alıp size dönüyorum. Şimdi ben aslında sinema izleyicisinin sinemadan uzaklaşmasıyla alakalı konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi tabii... Pandemiyle beraber sinema izleyicisi, sinemalar kapandı, tiyatrolar kapandı, gidemediler ama o kültürden de sanki yavaş yavaş biraz uzaklaşıldı diye düşünüyorum ben kendi adıma. Siz bir yapımcı olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında biz bu durumu daha önceden öngörmüştük. Netflix koca bir yayın devi olduğu zaman sinema salonlarının geleceği ne olacak diye yapımcılar olarak, finansörler olarak tartışmaya başlamıştık. Pandemi bizim öngördüğümüz bu geleceği çok
hızlandırdı açıkçası. Ama o da doğru bir şey olmadı, örnekleme olmadı. Çünkü hani şu şeye baktığımız zaman festivallerin mesela kapandıktan sonraki dönemde açılmalarla birlikte yeniden düzenlenmesine baktığımız zaman şeyi görmüş olduk. Özlemiş insanlar festivallerde bir arada olmayı ve dolayısıyla tekrar salonlara ve festivallere döndüler. Ama bu sürdürülebilir bir şey mi? Veya gerçekten sinema salonlarının sonu geldi mi sorusu hala ölçemediğimiz bir durum. Yani Netflix'te de filmlerimizi yayınlayabildiğimizi ya da dijital yayıncılarla da bağımsız filmlerin işbirliği içerisinde olduğunu düşünürsek aslında sinema izleme alışkanlıklarıyla ilgili büyük bir kaygı gütmemize gerek yok. Hı-hı. Eğer bağımsız filmlerin izleyicileri bağımsız taleplerini devam ettirirlerse. Hı hı. Ama sinema salonlarının geleceğiyle ilgili hani hala kaygı devam ediyor. Duyuyoruz aslında. Yani bu biraz hani çok fütüristik bakmakla birlikte hani bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz geleceklerin metaverse'le de birlikte hani şu an konuşuluyor olmasıyla ilgili. Ama kişisel olarak şundan çok özgür hissediyorum, rahat hissediyorum. Çünkü hala VR gözlüklerinin çok uzun süre kullanımının ardından insanları rahatsız ettiği, uzun süre kullanılamadıkları ve o dünyanın pratikte aslında öyle tahmin ettiğimiz gibi de hızlı bir şekilde çözümlenmeyeceğini, yani VR gözlüklerine, augmented reality'ye alışıp orada yaşayacağımız gerçeğe yakın değil. Ama virüs mesela öngöremediğimiz bir şey olduğu için bir arada olma halini nasıl deneyimleyeceğimizi, yani sinema salonları yarı kapasite çalışıyor. Bir bağımsız film sinema salonuna gişeye girdiğinde Örümcek Adam ve Matrix filmleriyle birlikte yarışmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla izleyicisi neredeyse %10'lara düşüyor. O yüzden sürdürülebilir mi bağımsız film üretimi? Pek mümkün değil. O yüzden ne yapabiliriz? Dijital platformda daha çok sanki o tarafa bir evrilme olabilir. Yani o yayıncılarla birlikte çalışmanın işbirliğini yapmak zorundayız açıkçası. Hani bağımsız film yapımcılarının çoğu şu an aslında televizyon için yapımcılık yapan ve dijital platformlarla sözleşmeler imzalayan şirketlerle birlikte onların altında çalışmaya başladı. Yani şemsiyeleri altına giriyoruz biz de. Her şeyin dijitale kaydığı gibi filmler de değil mi? O dijital platformlarda ciddi ciddi filmler izleniyor. Yani insanlar evde sinemaya gitmekten sonra. Ki bunun için teşekkür ediyoruz. Yani izleme alışkanlığımızı kaybetmediğimiz için, film izleme talebi orada olduğu için. Ama bunu nerelerde yapabiliriz? Yani buradan şunu söyleyebilirim. Yani çocukların sinemaya gitme alışkanlıklarını kaybetmemeleri için organizasyonlar, etkinlikler yapabiliriz bence. Yani mesela festivallere çocuk bölümleri ekleyerek, çocuk filmleri ekleyerek. Çünkü festivallerde ister istemez fiziksel olarak yapılamadıklarında evlere taşınıyorlar. Evet, doğru. Ve evde çocuğa küratörlerin seçmiş olduğu, çocukların izlemesi için uygun bir seçkiyi, yani ben çok zor buluyorum. Yani bal gece için aradığımda da. Hani böyle bir ihtiyaç var ve zaten ancak yani ne diyorlar, ağaç yaşken eğilir. Hani sinemadan kopmamak için yapabileceğimiz şey aslında çocuğun gözünden bakmak ve onları da sinemaya götürmek, izlemeyi teşvik etmek, bunu bir kültürel aktivite haline getirmek olabilir. Bu noktada tabii tiyatroya göre daha şanslı bence sinema. Çünkü dijital platformda sinema, film konusu daha bir mümkün ama tiyatro sıcak olmalı, yüz yüze olmalı. Yani o salonlarda deneyen özellikle deneyen tiyatro yapımcıları olduğu dijital yayınlara da yani yayıncılara da tiyatro prodüksiyonu üretmekle ilgili hani geri dönüşlerini biz de yeni görüyoruz. Çünkü çok böyle çok sıcak bir alan. Hani bu 1,5 yılda yeni şeyler yapıyoruz. Mesela Damla Sönmez, çok sevdiğim oyuncu, meslektaşım, arkadaşım WhatsApp tiyatrosu yapmıştı pandeminin ilk başında. Nisan, Mayıs gibi. Yani telefonunuzdan WhatsApp uygulaması üzerinden bir hikaye yaşanıyor orada. Hani ses kayıtları da atılıyor, yazışmalar da oluyor. Hani o mekan, o uygulama bir tiyatro mekanına dönüşüyor. Ama bunun ne kadar geri dönüşü var? Ya da sürdürülebilir mi? Hani hep sorumu oluyor. Sürdürülebilir mi? Bunu beraber bunu ölçebiliyor musunuz, raporlayabiliyor musunuz yani? Sinema araştırmaları için raporlarımız oluyor ama dijital yayıncılığın bir kurum olduğu için onların bilgilerini bizle paylaşmıyorlar. Dolayısıyla biz çok erişebilir değiliz. Yani mesela Netflix'te bir filmi kaç kişi izlemiş, bunu bize bağımsız bir yer söylemiyor. Netflix'in kendisi söylüyor, onun algoritması söylüyor. Dolayısıyla hani bağımsız değil, o yüzden doğrudur diyemeyiz.
Ama mümkün olduğunca ödemeye çalışıyoruz tabii. Ben çocuklar adına yapılan sinemalarında çok az olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk izleyiciler için. Hiç yok denilecek gibi değil mi? Yani senede belki bir tane falan anca oluyor. Ya, popüler olan oluyor ama bağımsız evet yok. Yok evet. Popülerde de ama çok fazla yok sanki Nefes Hanım ya. Yani Bağ Gece çok sevdiği için onun genel izleyici işte şeyle kategorizasyonla izleyebileceği filmlerin peşine düşüyorum açıkçası. O yüzden hemen söyleyeyim mesela son 3 ayda kaç film seyredebildik? 3 film seyredebildik. Yani gerçekten ayda bir tane. Ama pandemiden önce bu durum biraz daha farklı olabilirdi. Yani değil şimdi mi? Çok fazla filmi aynı anda sinemaya sokmaya çalışıyoruz. 1,5 yıldır kapalı olduğu için birikmiş filmler var. Hani üretilmiştir ama sinemaya giremiyordur. Öyle bir durum da var bu arada. Yani üretiliyor ama doğru. Gişeye çıkamıyor. Ama bağımsız film üretmiyoruz. Ama bunu çok net söyleyebilirim yani. Ben de şeyi soracaktım. Bağımsız filmlerin izleyici profili kaç yaş? Yani öyle bir araştırmanız var mı? Hangi yaş grupları izliyor? Araştırma kesin vardır ama oradaki istatistikle söyleyemem. Ama şey olduğunu söyleyebilirim. 10 artı. 10 artı yani. 10 yaş üzeri evet. izleyici. Evet izleyici kategorizasyonunda iyi gene yani. 10 artı. Bu arada genelde değil ama 10 artı üretilir. Ama onun 6 üretilmiyor. Anladım. Yani 6 var mesela kategoride. Öyle bir şey görmedim. bağımsız film görmedim. Evet. Peki gençlere zaman... diyelim yani. Gençlere hitap ediyor gençlere, daha fazla. Öncelikle gençlere sonra zaten. Havalar çok özür dilerim. Havalar soğuyunca bizim boğaz bölgesine sinyal vermeye başladı. Evet, izleyicilerimizi affedersiniz. Sürekli evet öksürüyoruz. Tabii ben zaten bir rahatsızlıktan çıkıyorum. Çok geçmiş olsun. öksürüyor. Çok zor bir hastalık bu arada. Çok fena yani, bir hastalık yani öksürük geçmiyor bir şekilde yani sürekli rahatsızlık veriyorsak kusura bakmayın sevgili değerli izleyicilerimiz diyelim. Peki Pınar'cığım diğer burçlarımıza devam edelim hemen. Sevgili yengeçler, Ay Burcu ve Yükselen Burcu yengeç olan izleyicilerimiz. Demin söylediğimiz o ev, aile, yerleşim, aidiyet duygusu, birliktelik duygusu, korunup kollanma isteğini en yoğun siz hissedeceksiniz sevgili yengeçler. Çünkü Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşecek. Ciddi bir arınma haftası. Evinizle, ailenizle, bulunduğunuz, girip çıktığınız mekanlarla alakalı bir değişikliğe gitme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Aileyle ilgili önemli kararlar, farkındalık duygusu ön plana çıkabilir. Bununla birlikte plütonik de bir dolunay diyorum. Hep yengeç ve yükselen yengeçlerin ilişkilerine dikkat etmeleri gereken de bir hafta. Zorlanmalı ilişkilerin ciddi sınav haftasına, ciddi bitiş enerjisine girebileceğini de lütfen unutmayın. Özellikle evli olanlar, eşiyle, hayatında uzun bir birliktelik olanlar, partnerle veya iş ortaklığı olanlar, ortakla olan ilişkilerinde gerginliklere, baskın, manipülatif tavırlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Bu enerjiler daha çok karşı taraftan size akacaktır. Onların altından kalkmak, ilişkiyi sonlandırmadan devam ettirmek istiyorsanız biraz böyle daha güçlü durmak, birazcık daha... Anlayışla ilerlemek çok daha iyi olacaktır. Yengeçler için kolay bir hafta değil dilek kısaca. Yani yengeç burcundaki dolunay mı yengeçleri daha fazla etkiliyor? Tabii. Yani her ay bir dolunay oluyor tek bir burçta. O hangi burçsa en çok tabii ki o burç etkileniyor. Peki o zaman yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar için hemen ben de kısa bir özet geçmek istiyorum. Sevgili astroloğumuz Pınar Gürel der ki yengeç burçları ev, aile, yerleşim duygusunu en yoğun hissedecekleri burç olacak değil mi? Doğru. Çünkü dolunay yengeç burcundan geçtiği için ciddi bir arınma haftası yengeç burçları için mekan ve aile ile ilgili bir yerleşim kararı, yeni bir yerleşim kararı verebilecekleri bir haftaya giriş yapıyorlar. İlişkilere dikkat, bitiş enerjisine girebilir yengeç burçları. Bu tabii hem evlilik olabilir değil mi? Flörtleşme ilişkisi tabii, olabilir. İş ortaklığı. İş ortaklığı ilişkisi olabilir. Yani tüm ilişkilere dikkat fakat güçlü durmaları gereken bir hafta yengeç burçları için dedik. Doğru. Aslan burçlarıyla devam ediyoruz. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. İki tane aslan. Aynen öyle. Sevgili aslanlar, yükselen burcu ve ay burcu aslan olan izleyicilerimiz biraz sizin için daha içsel, daha kendinizi geri plana çekmek isteyeceğiniz, her zamankinden daha fazla izole olmak isteyeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz açıkçası.
Özellikle aile içinde yaşlı bir bireyin anne olabilir veya özellikle de bir kadın büyüye işaret ediyor. Bir kadın büyük aile ferdiyle alakalı rahatsızlık veya daha önce başlayan bir rahatsızlanma varsa, bir hastalık varsa sizin ona daha çok destek olma süreciniz gündemde olabilir. Bu hafta aslanlar dediğim gibi biraz inzivaya çekilmek isteyecekler. O kendilerinde çok yüksek oranda hissettikleri yaratıcılık birazcık insanlara yansımayacak. Kendiniz belki mutfak, hani adeta mutfak çalışması deriz ya bazı işlerde, mutfak çalışması yapacağınız işle de alakalı, aile konularıyla da alakalı daha gizli tutacağınız bir takım kurguların içinde olabilirsiniz. Özellikle çalışan aslanlar işle alakalı bir dönüşüm enerjisine gelebilirler açıkçası. Çok köklü bir işin bile, iş kolunun bile değişime uğraması mümkün. Bu noktada tabii ki hem Venüs'ün hem de Merkür'ün retro olduğunu söylemek zorundayım sevgili aslanlar. Evet, işle ilgili, sorumluluklarınızla ilgili size zulüm gelen, yük gelen şeylerden aslında arınmak da istiyorsunuz bir yandan. Fakat değişime gitmek, yeni hayatı almak anlamında uygun bir zamanda değiliz. Dediğim gibi hem Venüs hem Merkür retro olduğu için gelen teklifleri, düşünceleri tabii ki zihninizde çevirmeniz çok önemli. Bir kurgu aşamasından geçirmeniz çok önemli ama yeni bir iş teklifi geldi diyelim. Onu hayata geçirmek için Şubat'ın ilk haftasının da geçmesini beklemek önemli olacaktır. Şimdi ben şöyle anladım aslanlar için Pınar'cığım. Yanlışsam lütfen sen de beni düzelt. Diğer burçlar bir karar aşamasında ve kararı sonuçlandırıyorlar. Ama aslan burçları her zamanki gibi aynen öyle bu sürücemeyi devam ettirsinler. Yani üzerinde ki iş yüklerini her ne kadar atmak isteseler de aslan burçları Şubat'ın ilk haftasına kadar karar vermeyin efendim. Evet. Aynen öyle. Sürüncemede mi bırakalım Pınar? Birazcık tabii ki yani zaman tanıyın öyle diyelim ama şöyle bir şey var. Yemek pişirelim evde. Yani, temizlik yapalım. Tam bir ay sonra sizin burcunuzda bir dolunay olacak. Bakın o bir ay sonraki dolunayda aslanları çok daha iddialı. Hani o şaşayı sever, öne çıkmayı, sahne önünde olmayı. Sever aslanlar bir ay sonra gelecek. Tamam, bir ay daha bekliyoruz sevgili aslan ve yükseleni aslan olan. Evet, aslan olanlar diye. Yani. Şimdi aslan burçlar için içsel ve geri plana çekileceğimiz bir hafta. İzole olmak istediğimiz aslında bir haftaya giriyoruz aslan burçları. Aile içerisinde büyüklerimizden birinin sağlık problemleriyle değil mi? Bir hastane süreci aynen olabilir. Öyle. Belki de hani destek olabileceğimiz bir sürece giriyoruz aslan ve yükselen aslanlar. İnzivaya çekilmek isteyecekler dedin zaten. Çalışan aslanlar dönüşüm enerjisine girebilirler ama buradaki en önemli kriter aslanlar için üzerinizdeki iş yüklerini atmak isteseniz dahi Şubat ilk haftaya kadar yine bir şekilde kendimizi inzivaya çekip karar vermeyelim. Biraz rölantide gitmek evet, de rölantide gitmede fayda var. Çok radikal değişikliğe gitmeden çünkü gökyüzü çok müsait değil o anlamda. Geneli bırakmak gibi anladım. Evet. Gibi. Yani bekleme sürecinde olacağımız bir hafta sabır. Aynen sabır öyle. Diyoruz. Aslanlar sabıra devam. Peki diğer burcumuzla devam Başak, edelim. Sevgili Başaklar, yükselen burcu ve ay burcu Başak olan izleyicilerimiz Salı günkü dolunayla birlikte hayatınızın bundan sonraki gelecek bölümünü projeksiyon altına aldığınız bir dolunaya giriş yapıyorsunuz. Gelecekte kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Gelecekte nasıl bir aileniz olsun istiyorsunuz? İster bekar olan bir Başak olun, ister evli olan, evliliğinizin geleceğinizde nereye evrilmesine razısınız? Neleri yaşamak, hayata geçirmek istiyorsunuz? Onları aslında çok daha ön planda hissedeceğiniz bir dolunaya giriyorsunuz sevgili Başaklar. Arkadaşlık ilişkilerinde, sosyal çevrede adeta anaçlık tarafınızı yansıtmışçasına birilerine, arkadaşlarınıza destek olmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde insanların bir yarasına merhem olmak isteyebilirsiniz. Bu anlamda enerjiler güzel. Fakat biraz aşk hayatı olan Başakları ben uyarmak istiyorum ve ebeveyn olan Başaklar hem partnerle, sevgiliyle olan ilişkisinde hem de çocuklarınızla olan ilişkilerinizde böyle biraz bam teli gibi gerilme gündeme gelebilir. İlişkilerde gene bir karar aşaması,
zorlanma etkisi gündeme gelebilir. Çocuğun, ebeveyn olan Başaklar için çocuğun gelecek planları biraz huzursuz edebilir sizi veya çocuğu. Bir karamsarlık gündeme gelebilir. Sizin yapmanız gereken çocuğunuza her zamankinden daha yüksek bir tahammülle destek olmaktır. Aşk hayatı olan Başaklar için de evet bir tamamlanma süreci geliyor gerçekten. Gelebilir diyelim ya da çürümüş, yozlaşmış, bitmeye yaklaşmış ilişkilerde hem aşk hem de arkadaşlık ilişkilerinde de keza öyle. Evet bir yerlerde birilerini bir anaçlık duygusu beslercesine kucaklamanız mümkün ama karşı taraf size aynı sıcaklıkla yaklaşamayabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor Başaklar için. Peki. Başak ve yükseleni Başak olan burçlar için hayatın gelecek döneminde kendinizi nerede, nasıl, hangi aşamada görmek istiyorsanız ya da görmek istiyorsunuz o aşamayla alakalı hayal mi kuracaklar Pınar? Düşünceler, vizyonlar gelişecek. Evet, gelecek planları gündeme gelecek. Nerede görmek istiyorum, nereye evrilmek istiyorum, nasıl bir geleceğe gitmek istiyorum tarzında o tarz enerjiler var. Peki, arkadaşlık ve sosyal çevresiyle alakalı bir anaçlık süreci bekliyor ama karşı taraf da buna izin verdiği sürece değil mi? Aynı samimiyeti gösterdiği sürece bu şekilde davransın sevgili Başak ve yükseleni Başak olanlar. Aşk ve ebeveyn olan Başaklar'da bir gerilme yaşanabilir dedin, olabilir dedin. İlişkilerde bir karar aşamasına girecekleri bir haftaya giriyor sevgili Başaklar. Aşk hayatında da bir tamamlanma süreci Başakları bekliyor dedik. Doğru. Peki Pınar'cığım, diğer burçlarımıza geçmeden önce yine sevgili Nefes Polat'a dönüyorum. Nefes Hanım, iyi ki bu mesleği seçtim diyor musunuz? Evet, kesinlikle. Peki yarın öbür gün bal gece derse ki anne baba ben yapımcı olmak istiyorum, senarist olmak istiyorum, oyuncu olmak istiyorum. Yani buradan bunu hem gençlere... zaten ben film yapmak istiyorum diyor. Ay daha 3 yaşında. Düşünceniz ne olur peki? Yani yaratıcılığını teşvik etmek isterim. Bu üretmesinin anlamına gelmez ama hem finans olarak hem de maneviyat olarak zorlu bir yolculuk olduğunu ve buna hazır olup olmadığını bilmek isterim. Evet. Yani Balgaca'ya bunu önermem. Çünkü biz zaten hali hazırda yapıyoruz. Eğer yani bir şey yapılmasını isterse biz yapabiliriz ama kendi keşfetmek istediği alanların hani film yapımcılığı olmasını istemem açıkçası. Çünkü bahsettiğim gibi bu mesleğin bir geleceği var mı? Neye dönüşecek? Şu an bilmiyorum. O duygudan söylüyorum bunu. Ama üretsin çok isterim. Ben film yapmak istiyorum dediği zaman eline telefonumun kamerasını veriyorum. Çok güzel videolar çekiyor. Ya bu üretme hali devam etsin isterim. Ama şimdi eğer buradan hani bağımsız film yapımcısı olmak isteyen ve bu programı seyreden birisi de bu meslekten vaz mı geçmeliyim karamsarlığına geçsin istemiyorum. O yüzden de iyi ki bu mesleği yapıyorum dediğim yerden anlatayım aslında. Yani çok fazla disiplinle bir arada çalışıyorum. Çok farklı sanat pratiklerini gözlemleyebiliyorum. Gözlemlemek zorundayım kendimi geliştirebilmek için. Yazarın, yönetmenin potansiyelini ölçebilmek için her departmana hakim olmam gerekiyor. Yani o yüzden çok oyuncaklı, çok eğlenceli, nasıl diyeyim, analitik olması gereken ama bir taraftan da sezgisel davranmak gereken. Yani bir insanın beden, ruh, can bütünlüğünü anlamak, gözetmek, korumak, olamak gereken kendimin dışında. Yani bu kadar farklı meziyeti bir arada yapabiliyor olmak bana çok büyük içsel tatmin veriyor. Yani o yüzden ben bu duyguyu yaşamak isteyen herkese de bunu tavsiye edebilirim. Çünkü konuştuğumuz konular senaryo metni değil sadece. Yani orada yaşayan karakterlerde, onların demografik yapıları da ya da nasıl bir içerikle biçimle çekeceğimiz de yani bir kamera lensinin ne dönem üretildiği de. Yani o kadar fazla detay bilmeniz gerekiyor ki mesela anamorfik bir lensin hangi marka tarafından kaç yıl boyunca üretildiği ya da o lensin elde kesilip kesilmediği kadar yani üretimin her türlü detayına, zanaatine kadar bilmek gereken bir meslek. O yüzden bu bütünlüğünü seviyorum. Onu ya bir de belki aslanım diye. Yani o hakim olma duygusu hoşuma gidiyor. Hani bunların hepsini muktedirim. Biliyorum bunları demek. tabii bir taraftan da şöyle bir şey var. Ben kendime hizmet etmiyorum. Ben bir film senaryosuna hizmet ediyorum. Beni de en çok motive eden yerlerinden bir tanesi de o. Ben ne dersem diyeyim, senaryoda yazanı yapıp yapmadığımız önemli. Benim görüşüm ne olursa olsun, yani benim doğrum ne olursa olsun, hepimiz aslında senaryonun film olmasına hizmet ediyoruz. O yüzden film bizim tabiri caizse tanrımızdır. Bir de böyle bir kendinden uzaklaşma, mesafelenme durumu da var. Yani
bütün yönetmenlerin, oyuncuların egolarından bahsederiz aslında. Ama bağımsız filmlerde o egolar bir paylaşım alanına dönüşüyor. Çünkü filmi yapmamız gerekiyor. Yani yönetmenin görüsü filme hizmet etmiyorsa o zaman... Film yüceltiliyor, kişiler yüceltilmiyor kısaca. Evet. Şey gibi, puzzle oluşturmak gibi, puzzle'ın minik minik parçalarını bir araya getiriyorsun. Kocaman bir manzara resmi çıkıyor. Onun gibi çok detaylı. Çok detaylı, çok meşakkatli bir yol aslında ama geçtiğimiz haftalardaki programımızda da biz hani oyuncularımızla işte konuştuğumuz bir konu aslında. Sizinle de özellikle konuşmak istiyorum bir yapımcı olarak. Şimdi genelde gençlerimiz artık çok fazla kurs var. Yönetmenlik, oyunculuk, senaristlik değil mi? Hepsi gidiyor ve bu işe bence... Ticari olarak yani ben gidip de işte şu kadar para kazanacağım ileride diye baktığınız zaman sevgili Sermiya Midyat buraya geldiğinde ben 10 yıl parmaklarımla eşeledim ki hala zorluklarını yaşıyorum demişti. Şimdi hemen herkes bir popüler olacak gibi düşünüyor ama aslında arka tarafta mücadele edilmesi gereken o kadar fazla, o kadar meşakkatli ve uzun bir yol var ki ben aslında biraz buradan sizin gençlere bu mesajı vermenizi rica edeceğim. Yani hani hemen hadi ben bu kursa gittim, ben hemen bir şeyler oldum ya da yakışıklıyım, çok güzelim, hani çok amiyane tabirle kullanacağım, kasam çok iyi, hani ben iyi bir başrolde oynayabilirim anlamında görmemeleri lazım aslında bu süreci, değil mi Nefes Hanım? Bu mesajı iletelim istiyorum aslında. Yani şunu söyleyebilirim, bu görüyle yola çıktıklarında başlarına gelecekleri biz öngörebiliriz ve onlar için kaygılanabiliriz. Ama ben sizden biraz daha farklı olarak şöyle bir şeyi nasıl diyeyim, destekleyebilirim. Yani benim kasam sağlam, ben bu yolda yürürüm diyen bırakın düşsün yuvarlansın. Çünkü hayattan daha iyi bir öğretici yoktur bence. Yani benim buradan ne mesaj verirsen vereyim bir kulaktan girip bir kulaktan çıkabilir. Ama burada hani söyleyebileceğim şey, bu yolun çok uzun bir yol olduğu, çok büyük bir kültür ve bir entelektüel sermaye gerektirdiği, o sermayeyi inşa etmezse ayrışabileceğini, ayrımcılığa maruz kalabileceğini ya da yeteneksiz hissedebileceğini söyleyebilirim. Ben işte satış pazarlama yaptığım dönemde bir otelde de, büyük bir otelde de şey yapıyordum. Food and beverage, yani yeme içme asistanlığı yapıyordum. Yaşım Ustaoğlu gelmişti söyleşiye. Ve ben de sinema mezunuyum, yeni mezun olmuşum bilgiden ve nasıl sinema yapacağımın derdindeyim. Yani gerçekten böyle hani o endüstriyi bırakıp bu tarafa geçeceğim ama ne yapmam gerekiyor? Nasıl yapabiliyorum? Kimi tanımam gerekiyor? Ya hiçbir şey bilmiyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sadece sinema okudum. Ve bizim okulda da hiç endüstriyle bağı olan bir hocamız da yok. Yani bir hocamız var sadece. Ve o da şey diyor, yani hani ben siz daha çömezsiniz, alamam seni. Çay doldurmaya geleceksen gel diyor. Ama sen satış pazarlamacısın ve hani çay doldurmak geçmiş artık. Gelip bir de onu da yapmazsın. Ben size işe alamam diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yeşim Hanım şey demişti. Ya ona kalkıp titreyerek şunu sormuştum. Ne yapmalıyım? Ben burada çalışıyorum bu otelde ve sinema televizyon okudum ve film yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Kitap oku dedi. Ay nasıl kızdım? Çünkü sen okumuyor kim? Değilim. Yani okuyorum ben de tabii ki ama başka bir yolu, formülü olmalı. Sabret dedi ve kitap oku dedi. Yani gerçekten iki ekipman verdi bana. Bir okumaktan, kültür sermayeni oluşturmaktan vazgeçme. Çünkü ne yaparsak yapalım kültür de bir kapital aslında. Bir taraftan da vazgeçme. Yani işte azimli ol, inatçı ol. Eğer istiyorsan yaparsın. Hani bu iki araç dışında çok bir şey söyleyemem. Ama diyebilirim ki çok düşeriz. Ben de düştüm, yuvarlandım, hayal kırıklıkları yaşadım, yapamadığım filmler oldu, battım, çıktım ve bunları yaşamaya devam edeceğim. Çünkü her bir film organik bir biçimde birbirinden farklı bağımsız üretimlerde. Yani birisinde yaşadığınız sorunu diğerinde yaşayamazsınız. Modellemesi çok zor. O yüzden oyuncular da, yapımcılar da, yönetmenler de olabildiğince üretsinler. Hani üretimden onları almayalım. Ama tabii ki nasıl diyeyim, kendine güven de
biraz da yani deneyimle olabilen bir şey. Onun yani ben kasam sağlam oraya takıldım açıkçası. Kasam sağlam yaparım. Buyurun yapsın, o kasa değişecek çünkü yani orası revize olacak. Sanayiye çok gidip gelecek yani. Biraz da aslında bu işte yapımcıların ya da işte kast ajanslarının bence yeni yeteneklere de şans vermeleri gerekiyor. Şimdi herkes popüler olanla çalışmak istiyor. Zaten tabii. Orası popüler. Yani orası o parayı kazanabiliyor ya da tercih edilebiliyor. Bence bu da çok önemli diye düşünüyorum. Değil mi? Yani alternatif olanı alan açmak, işte çoğulcu olmak, farklı renkleri bir arada görebilmek, tek tip olandan uzaklaşmak. Yani bunları düşünce pratiği olarak önerebilirim. Yani diyemem ki şu yazar, bu eğitmen, şu kişi. Ama en temelinde de şu var, kendini tanımak. Ya bu yolculuk kendini tanımakla da ilgili bir şey. Bütün yaratım süreçlerindeki gibi. Ya ben neye ilgi duyuyorum? Ne beni cezbediyor? Nerede var olmayı seviyorum? Bir oyuncu olarak da hangi hikayeler beni daha motive ediyor? Yani onları oynamak kolay anlamında değil. Ne beni cezbediyor? Çünkü çok uzun ve işte azimli olmak gereken bir yolculuk. Her departman açısından, yani sanat departmanı, sanat yönetmeni de, şeyde, görüntü yönetmeni için de. Dolayısıyla kendisini keşfedip orada başka kimler üretmiş? Bir de bu çok önemli. Yani kiminle çalışmak istiyoruz? Hani bir eğitim alırken de neden oraya gideriz? Çok fazla şey olduğu için mi, takipçisi olduğu için mi ya da herkes onu paylaşıyor olduğu ve oradan mezunlar gidip işte film nasıl diyeyim büyük şirketlerde çalışıyorlar diye mi? Yani para kazanma, ticari bir dürtüyle mi? Hani o zaman sonuç şey olacak. Yani onlar da para kazanacaklar ama içsel tatmin ya da ürettiğinin arkasında durabilme durumu, onu kiminle birlikte ürettiğiniz, kime değdiği, bu böylesi yolculuklardan geçiyor. Nasıl bir başlangıç yaptı? Tüm meslekler için aslında başlangıç yapmak isteyen gençlere benim söylemek istediğim şey, nasıl başlangıç yaptığın çok önemli. Yani aman öyle de böyle de ben sektörün bir tarafından başlayayım mı, yoksa biraz sabredeyim, emek vereyim, gerekiyorsa biraz bekleyeyim, nasılsa isteğim bana gelir tarzıyla, böyle biraz daha özdeğer duygusuyla mı? Bence ikincisi daha önemli. Zaten siz de dediniz, bir doğal ereksiyon oluyor. Yani o kasa örneği çok iyiydi ama Nefes Hanım'ın tabiri de beni çok güldürdü. Hani o daha çok sanayiye gider gelir. O kasa çok değişir. Değişir yani. Orada işte o doğal ereksiyona uğramadan gerçekten güçlü bir şekilde yani ilerlemek daha önemli. O da belki kötü bir şey değildir yani. Kasayı değiştirme, kendine ait olanı bulmak. Hani düşünüyorum gerçekten bir yaratıcı insan ve bunu meslek edinecek birisi için dileyebileceğim en böyle bütünlükçü dilek şey olabilir galiba, kendini bulması. Hani umarım olmak istediği insan olur o yolculukta. Hani onun dışında aklıma açıkçası bir şey gelmiyor. Yetenek mi, şans mı? Yetenek. Peki. Devam edelim o zaman. Sevgili teraziler, yükselen burcu ve ay burcu terazi olan izleyicilerimiz, önümüzdeki hafta gerçekleşecek dolunayla birlikte aile ve kariyer konusunda bir karar aşamasına veya bir zorlanma efektine gelebilirsiniz açıkçası sevgili teraziler. Bir defa her şeyden önce bütün güdülerinizi, dürtülerinizi, işinizi, kariyerinizde başarma duygusunu deneyimlemek üzere akıtacaksınız hayata. Çalışan bir terazi ya da çalışmayan bir terazi olun fark etmez. Üzerinizde bir işte bir börek mi yapmanız gerekiyor? Onu en doğru, en layıkıyla yapmak için aslında efor göstereceksiniz. Bu anlamda çalışan teraziler iş yerlerini, beraber çalıştıkları patronlarını bile ailesi gibi görmek isteyecekleri, o sıcaklığı almak isteyecekleri bir haftaya giriş yapıyorlar açıkçası. Fakat işte gelin görün ki enerjiler birazcık gergin. O yakınlığı dilediğiniz kadar bulabilir misiniz acaba? Biraz bunları irdelemeniz gerekebilir. Keza aynı şekilde her bir terazi ve yükselen terazi ev, aile alanında da bir değişime zorlanma noktasında artık ufak ufak bir şeyleri hissettiklerini görebilirler. Aile, ev, aile bireyleriyle olan ilişkilerde o manipülatif tavır biraz vücut bulabilir. Bir resmiyet, ama bununla beraber yaşam alanınızda, evinizde, ailenizde yeni bir sisteme geçiş. Bu sisteme geçiş sırasında bir de çalışıyorsanız kariyerle birlikte bu ikisinde denge kurma arayışı terazilerde yoğun olacak. Duygu durumlarını anlatacak önümüzdeki hafta. Uzun zamandan beri kariyerinizle alakalı
Daha önce başladığınız bir takım konularda tamamlanma, sonlanma, bir şeylerin böyle uzaya çıkan kapsüller gibi parça parça sizden kopması ve o alanda kariyerle ilgili daha bir gerçekleri net görme ihtimaliniz ön planda olacak sevgili teraziler. Peki Pınar'cığım, aile ve kariyer konusunda karar aşamasına gelebilirsiniz dedim. Hı hı. Terazi ve yükseleni terazi olan burçlar için. Ev aile alanında değişimde zorlanma yaşayabilirsiniz dedin. Kariyerle alakalı tamamlanma ve bir sonlanma olacak dedin. En önemli olan kriterler teraziler için bunlar dedin. Diğer burcumuzla devam edelim. Yine çok kısa bir vaktimiz kalmış. Sevgili akrepler, yükselen burcu ve ay burcu akrep olan izleyicilerimiz, önümüzdeki hafta gelen dolunayla birlikte evinizle, ailenizle, birliktelik, özel hayatınızla alakalı kararları aldığınız bir noktadasınız. Bu aşamada önümüzdeki hafta birçok akrep, yükselen akrebi evlenirken, evlilik kararı alırken görebiliriz. Veya ilişki kararları ön planda derken illaki başlangıçları kastetmiyorum. Problem yaşadığınız bir evliliğiniz, ilişkiniz varsa bununla alakalı sonlanma enerjisi de gündeme gelebilir. Üniversite hayatı olan, eğitim hayatı olan, uzaklarla, uzak diyarlarla ilgili bir işte çalışan veya basın yayın, turizm, dış ticaret gibi konularda çalışan akrep ve yükselen akreplerin de işle alakalı da netleşme, tamamlanma ama bununla birlikte zaman zaman kararsızlık yaşamaları da mümkün. Zihin dünyanız çok hem bir yandan aktif hem bir yandan çok somut olana kaydığı günlerde kendinizi gelecek anlamında daha düşüncelerinizi hayata geçirirken görebilirsiniz. Bu dolunayla beraber yeni hayat görüşleri, yeni idealler, kimle beraber devam edeceğim, kimle devam etmeyeceğim tarzında hem özel hayat hem de iş hayatıyla ilgili bir ilişki kararında tamamlanma, sonlanma, netleşme gündeme gelecek akrepler için. Sevgili yaylar, yükselen burcu ve ay burcu yay olan izleyicilerimiz, siz de aynı karşı burcunuz olan ikizler gibi maddi konuları deneyimlediğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Sizin ikizlerden farkınız, dışarıya bağımlı olduğunuz para kaynaklarında bir tamamlanma aşamasına gelmek. Bu hafta mesela bu dolunayla beraber birçok yay geçmişten gelen 2-3 yıllık, 5-10 yıllık bir kredinin artık tamamlandığını, sonlandığını görebilir. Dışarıya bağlı bir para arayışınız varsa onunla alakalı da enerjilerin gündeme geldiğini görebilirsiniz. Maddi alanınız bir değişim dönüşümden geçiyor sevgili yaylar. Aslında parayla alakalı bugüne kadar getirdiğiniz para alışkanlıklarınız bile değişebilir. Yeni para kaynakları gündeme gelebilirken geçmişe bağlı çalışan finansal konularla alakalı da bir tamamlanma noktasına gelebilir yay ve yükselen yaylar. Yaylar da yine aslında parasal konularla alakalı bir sürece giriyorlar. Doğru. Değil mi? Harcamalar artabilir. Biraz Hı-hı. özellikle ona dikkat etmek lazım. Hı-hı. Bireysel harcamalar, kendi zevkleri, keyifleri için, keza çocukları için de olan harcamalara karşı dikkatli, birazcık daha mantıklı ilerlemekte fayda var yaylar adına. Peki oğlaklarla yine devam edelim. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu ve ay burcu oğlak olan izleyicilerimiz, bu hafta aslında önce burçlar hepsi çok önemli etkiler alacaklar bu dolunaydan. Siz de bir önce burç olarak kendinizden ziyade karşınızdaki insanları düşündüğünüz, ilişki kararlarınızı gözden geçirdiğiniz bir haftadasınız. Aslında karşınızda önemsediğiniz her kim varsa, eşiniz, sevgiliniz, çok yakın dostlarınız keza, çok daha içsel, çok daha manevi ve kucaklayıcı bir etkiyle gelecekler size. Fakat siz onların o tavrına karşın biraz daha ketum, biraz daha sert bir duruş sergilemek isteyebilirsiniz ki zaten oğlaklarda bunu biz çok görürüz. Çok mantık, çok disiplin, irade, mantığına yatmayan bir ilişkiyi anında çat diye hayatından çıkarma isteği mesela bu taraf bu hafta biraz oğlaklarda daha yoğun olabilir. Kariyerle alakalı, keza birlikteliklerinizle alakalı bir değişim dönemi geliyor. Zorlandığınız, sizi tatmin etmeyen, maddi manevi tatmin etmeyen kariyer olayları, senaryoları ve birliktelik senaryoları bile değişebilir bu hafta. Diyorum ya, gergin bir haftaya giriş yapıyoruz hepimiz. Siz her zamankinden daha ketum, böyle çat diye kesebilen bir tavır sergileyebilirsiniz. Ama bir yandan da hala emek vermeniz gereken, emeği hak ettiğini düşündüğünüz yakınlarınızla olan ilişkilerinizde
gene de sağduyuyla ilerlemek çok daha iyi olacaktır. Peki boğa, pardon, kova ve balık burcumuz kaldı, evet, iki sadece. Burç kaldı. Ama Nefes Hanım'a bir soru gelmiş. İstanbul'dan bir izleyicimiz sevgili Okan demiş ki çok önemli bir yönetmenden eğitim almış fakat dizi sektöründe, sinema sektöründe hiçbir tanıdığı yokmuş. Bununla alakalı beni aydınlatır mısınız? Nasıl bir şey yapmam gerekiyor? Nasıl bir yol almam gerekiyor diye sormuş. Tam deminki konu. Yani dizi ve ne diğer sektör... Çok önemli bir yönetmenden eğitim almış, dizi ve sinema sektöründen hiçbir tanıdığı yokmuş. Nasıl bir yol almam gerekiyor diye sormuş. Oyuncu olmak istiyormuş, evet. Aa, süper. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Kendisinin tanıtımını kendi yapmak zorunda bu yolculukta. Yani kendisinin PR'cısı da olmalı, işte menajeri de olmalı. Böyle bir görevi paylaşabileceği iş arkadaşı bulana kadar. Dolayısıyla ya burada şu seçmelere girmesi gerekiyor aslında. Yani oyunculuk da sahada ve oynayarak, deneyimleyerek edinilebildiği için. O yüzden kendisini kaydetmesini önerebilirim. Yani oyun parçalar çalışmasını, kendisini kaydetmesini, tekrar izlemesini ve beğendiği parçaları, işte hepimizin mail adresleri çok kolay bulunabiliyor internette. Bir de Instagram olduğu için ulaşması da çok kolay. Buradan parçalar çalışarak paylaşmasını, görüş almaya çalışmasını önerebilirim. Hani bu konuda ben de yardımcı olabilirim bu arada. Yani benim de mail adresimi söyleyeyim. Harika. İsmim soyadım @gmail.com. Yani onunla görüş edebilirim, konuşabilirim. Çünkü çok uzun bir yolculuk. Yani bir saatlik kahve içme sohbeti bile benim de onun da hayatını değiştirir. Dolayısıyla yani, harika. Yani iletişimlerimizi paylaşamayız, tanıdığımız kişilerle bilemeyiz ama görüş belirtebiliriz. Yani onu tanıdıkça görüşüm oluşur. Ben onu kendisine de kendisini tanıması için kaydedip izlemesini öneririm. Belki sizin filmlerinizde bile oynama fırsatı yakalayabilir, neden değil olsun, mi? Evet. Ama güzel bir başlangıç olur tabii ki. Oyuncuları ben seçmiyorum. Bir kast direktörüyle çalışıyoruz. Yönetmenin görüşü oluyor, briefleri oluyor. Diyor ki ben böyle bir karakter yaratacağım. Kim oynayabilir? Dolayısıyla kast direktörü koca koca şeyler arasından, kataloglar arasından en uygunu bize öneriyor alternatifleriyle birlikte. Dolayısıyla aslında Okan Bey'in de girmesi gereken kataloglar, menajerler, ajanslar ve kast direktörlerin katalogları. Ve oraya girebilmek için de kendi oyununun diğer oyunculardan farkını keşfetmesi gerekiyor. Peki, belki buradan de bu... da oyuncu olmak isteyen, pardon Pınar, oyuncu olmak isteyen izleyicilerimiz için Nefes Hanım aslında iyi bir kapı açmış oldu. En azından fikir anlamında sizlere yardımcı olacak. Teşekkür ediyoruz bunun için de. Pınar bir şey belki söylüyordun. Belki de kendi şansını kendi yaratıyor izleyicimiz. Yani bir temas kurarak. Bir de ben hep şuna inanırım. Diyelim ki Okan mıydı o arkadaşım? Okan, evet. Okan Nefes Hanım'la bir araya gelme, bir sohbet etme şansı buldu. Nefes Hanım'ın da Okan'dan öğreneceği şeyler. Kesinlikle, yani tabii. Soru tabii sorma ki. Yani soru sormaya devam edelim. Birbirimize değmeye, anlamaya, korkmamaya, dinlemeye. Evet, yani mesela yapımcıları ulaşılamaz ve sadece parayı yöneten insanlar olarak görmek, yani biraz onu da kırmak istiyorum hani bu programda. Yani bizler insanız, bizler de üreticiyiz ve yaratıcı üreticileriz biz de. Dolayısıyla birlikte görüş alarak, birlikte üretmekten başka bir yol yok yani. Ama bu konuda siz mütevazi olan iyi bir yapımcısınız diyelim. Evet. Ben tabii yapımcı, oyuncu böyle sizin olmuyor. Gibi olmuyor. İstisnalar kaydedip olmaz diyelim. Size bunun için teşekkür ederim. Pınar'cığım son 5 dakikamız kalmış. Evet, kova ve balığı da hemen özetleyelim. Tamam. Sevgili kovalar, yükselen burcu ve ay burcu kova olan izleyicilerimiz, önümüzdeki hafta gerçekleşecek dolunayla birlikte gündelik rutininiz yeni bir sisteme geçiş yapabilir. İş hayatıyla alakalı bir değişim enerjisi veya çalışmayan kovaların bile aileye hizmet ettikleri, aileyi, anne babayı ilgilendiren ve sorumluluk içeren konularla alakalı zaman zaman zorlanmalı ama zaman zaman olayları çok daha net görebilecekleri bir dolunay gündeme geliyor. Çalışan kova ve yükselen kovaların biraz iş arkadaşlarıyla olan birlikteliklerde alınganlıklar, yanlış anlamalar, bu taraflara dikkat etmek gerekiyor ve bununla birlikte de uzun zamandan beri belki de başladığınız bir proje, bir çalışma tamamlanma aşamasına, sona gelme aşamasına ulaşabilir. Ailede sağlık konularına dikkat etmesi gereken burçlardan bir tanesi de kovalar olacak. Özellikle ailedeki bir erkek büyükle alakalı, bu baba olabilir veya kadın kova izleyicilerimiz için eşle alakalı da sağlık konularında
bir şeylerin netleşmesi, açığa çıkması, sizin o büyüğünüze ya da eşinize destek olmanız şeklinde enerjiler gündeme gelebilir. Biraz siz de aynı karşı burcunuzdaki aslanlar gibi daha içsel, biraz daha inziva ile ilerleyeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Sevgili balıklar diyeyim, sen özetleyeceğim mi? Tabii lütfen devam edin. Sevgili balıklar, yükselen burcu ve ay burcu balık olan izleyicilerimiz özellikle kendi farkınızı, kendinize olan güveni ortaya koymak isteyeceğiniz, çok daha aslında diğer burçlara kıyasla iyi bir enerjiyi hayatınıza geçirebileceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Aşk hayatı, farkındalık, bilinç seviyesi, bir hobi, hobisel bir dürtü mesela, bunlar hayatın keyifli tarafları bu hafta. Balıkların kısmetine düşen taraf açıkçası. Onun dışında da ebeveyn olan balıklar çocuklarıyla da alakalı bir çocuğun kendi ya bir eğitimi ya da evin içindeki fonksiyonuyla alakalı bir değişim enerjisi gündeme gelebilir. Çocuğun talepleri daha bir ön plana çıkabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde ve özellikle sosyal medyayla olan birlikteliğinizde ne yazdığınıza, kendinizi nasıl ifade ettiğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü o manipülatif, baskın taraflar arkadaşlık ilişkilerinden ve sosyal medya tarafından gelecek balıklara. Dolayısıyla da aslında her zamanki gibi konuştuğunuz, hep aynı tavırla hareket ettiğiniz kalabalıklar içinde bile aynı şekilde algılanmadığınızı hissedebilirsiniz. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor balıklar için. Peki Pınar'cığım, şimdi Yengeç Burcu'nda Dolunay gerçekleşeceği için en çok zorlanmayı dedin ki Yengeç Burcu yaşayacak. Ama diğer burçlarla alakalı söylediğin tek bir şey var ki herkesin arınma ve karar verme sürecinde, sonlandırma sürecinde olduğu konular var dedin. Sadece aslan burçları herhangi bir karar vermesin dedin. Şubat ilk haftaya kadar üzerindeki yükleri her ne kadar atmak isteseler de Şubat ilk haftaya kadar beklesinler, bir Nadas'a bıraksınlar dedin. Onun dışında Dolunay'ın en şanslı burcu hangisi olacak? Şimdi en zorlanmalı burçlar, bir de onu söyleyelim, öncü gruplar yani koçlar, yengeçler, teraziler ve oğlaklar, bunlar daha mücadeleli bir haftaya giriş yapıyorlar açıkçası. Daha yumuşak, zorlanmadan geçecek olanlar su grupları, balıklar, akrepler, keza yengeçler de aslında bir karar aşaması. Diğer burçlara göre daha net, daha böyle gümbür gümbür gelecek ama işte nereden baktıkları çok önemli. Gelen bu arınma benim hayrıma dedikleri noktada, orada bir kadersel hayır olduğunu fark ettikleri noktada yengeçler de şanslı gruptan. Ama işte benim hayatımdan sevgilim çıktı, terk edildim, benim için hiçbir şey iyi gitmiyor derlerse zaten geçmiş olsun. Oradan gelen mesajı almak önemli. Yani bu gitti doğru ama. Doğru almak ve uygulayabilmek, gitmesi doğru değil mi? Yani Dolunay'ın bütün şeyi o, kilit anahtarı o. Evet, birileri gidebilir, sen birilerinden gidebilirsin ama ne olursa olsun hayrına. Bunu fark etmek çok önemli. Bir de hani o iş değişikliği aslanlar için söyledik ama her burç için, hani retro dönemindeyiz şu anda. Hem Venüs retro, hem Merkür retro. Beklesin hepimiz. Tabii yeni bir iş teklifi geldiğinde veya yeni bir ilişki teklifinde de Şubat'ın ilk haftasına kadar beklemekte fayda var. Peki Pınar'cığım, teşekkür ediyorum. Ben ağzına sağlık ederim. Yorumların için. Nefes Hanım, geldiğiniz için teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Ben teşekkür ederim davetiniz Son için. Son olarak çok sağ olun. Yeni bir proje var mı? Buradan izleyicilerimize de. Bir heyecandan tam adını parça parça söyledim. O yüzden şimdi konsantre olup söyleyeyim. Kim yazdı, kim yönettiğiyle başlayarak. Salamis Ayşe Gülşen Tu ve Fehmi Öztürk'ün birlikte yazdıkları. Fehmi Öztürk'ün yöneteceği gayri resmi bir ailenin pek müşterek hikayesi. Biraz uzun bir ismimiz var ama biz çok seviyoruz bu şeyi, fonetiğini, nasıl duyulduğunu. İki boyutlu bir dekorda, drag queen kostümleri ve makyajlarıyla mülkiyeti için ölümü göze alan iki ailenin, Sümenlerin ve Kalkanların hikayesini izleyeceğiz. Biraz hani çocuksu. Ne zaman girecek gösterime? Çok yolumuz var. Daha bunu var bunu yani. Söylemek, çağırmak da olur. O yüzden hemen söyleyeyim, hani çok çabuk olmasını isterim. Ama ön hazırlığı çok önemli bir proje bu. O yüzden biz en az 1,5 yıl bir ön hazırlığı harcamak, artistik dilini kurmak, bizimle bu yolda yürüyecek biraz savaşçı yapımcıları bulmak istiyoruz. Bütün program boyunca hiç vakit şey gelmedi, yeri gelmedi ama ben ortak yapımlarımı uluslararası yapıyorum. O yüzden yani farklı ülkelerle, hani bu proje için en az 3 ülkeli
Çünkü hı hı. mülkiyet kavgası Kıbrıs'ın kuzeyindenler yazarlarımız ve yönetmenimiz. Mülkiyet kavgası onların içine doğdukları bir dünya. Dolayısıyla biz böyle ülkeler üstü bir şekilde bunu anlatabilelim. Çok uluslu olsun istiyoruz. Buradan onlara sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü bana da uzun zamandır böyle bir motivasyon verdiler. Tekrar üretmek ve yaratmak için. Sağ olsunlar, var olsunlar. Peki, şahane. Yolunuz açık olsun çok o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel işlere imza atmanızı diliyorum. İnşallah. Bu Altın Portakal'da ödül aldığınız kumbara gösterime devam ediyor mu? Bitti yolculuğu şeyde, sinema salonlarında. Şimdi Blue TV'de yayına girecek. Ön alım olduğu için. Onun da Mart-Nisan gibi diyelim. Peki onu sizin zaten Instagram sayfanızdan takip edip de tarihlerini görebilirler diyelim. Geldiğiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Öyle, ağzınıza sağlık. Sağ teşekkürler. Efendim, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Biz büyük bir keyifle programı bitirdik. Umuyorum aynı keyfi sizler de almışsınızdır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konu ve konukla sizlerin karşısında oluncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın, hoşça kalın.